أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Bugünkü dersimizin konusu Müslüman olmanın kazandırdıkları. Müslüman kelimesi sadece Türkçe'de kullanılır ama esası Müslim, kendisini Allah'a, Allah'ın koyduğu prensiplere teslim olan kişi demektir. Türkçe'de Farsça ile Arapçanın Arapçanın birleşmesinden oluşmuştur Müslüman. Onlar Müslüman derler. Yani Müslimler manasında ama bizde tekil olarak kullanılıyor. Müslim, kendisini Allah'a teslim eden kişi demektir. Şimdi Allah-u Teala kendi dinini her zaman burada tekrarladığımız gibi Rum suresinin 30. ayetinde fıtrat diye tanımlıyor. Fıtrat demek bölünme kanunu demektir ki insanlar, tabiat varlıkları, her şey Allah tarafından o kanunlara göre yaratılmıştır. Bunu oluşum, değişim, gelişim kanunu ve kuralları diyebiliriz. Yani herkesin vücut yapısı, çevresi, her şey o fıtrata göredir. Onun için Allah-u Teala diyor ki فَاَقِمْ وَچَكَ لِدِّينِ حَن۪يفًا, yüzünü dosdoğru bu dine çevir. Fıtrat Allah, Allah'ın fıtratına, yani Allah'ın doğal kanunlarına çevir. اَلَّتِ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا, ki insanları da ona göre yaratmıştır. La tebdile li halkillah, Allah'ın yaratmasını yerine geçecek bir şey yoktur. Başka bir şey, başka bir din anlayışına yönelme. Allah ne diyorsa onu yap. Yoksa çok büyük sıkıntı çekersin. Velakinne ekseren nasi la ya'lemun, ama insanların çoğu bunu bilmiyor. Gerçekten dinin fıtrat olduğunu eğer Kur'an'da görmeseydik biz de hiçbir zaman öğrenemezdik. Çünkü hiçbir kitapta böyle bir tanımlama bulamıyoruz. Sonra Allah-u Teala bunu destekleyen bir ayetinde de Ali İmran suresi 83. ayetinde اَفَغَيْرَ د۪ينِ اللّٰهِ يَبْغُونَ, onlar Allah'ın dininden başka bir din mi arıyorlar? وَلَهُ اَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ تَوْعًا وَكَرْهًا, göklerde yerde ne varsa her şey isteyerek istermeyerek onun kanunlarına teslim olmuştur. Her şey onun kanunlarına göre yürüyor. Şimdi siz burada hakim olan düzene ters bir şey yaparsanız kendinizi batırırsınız. En büyük zararı kendiniz görürsünüz. Tav'an ve kerha, isteyerek istemeyerek, böyle yani. İstese de istemese de. Ve ileyhi yurcaun, zaten Allah'ın huzuruna çıkarılacaklar herkes. Nasıl Allah'ın dininden başkasını ister? Yani İslam olduğunuz zaman tabiatta da birebir uyum içerisinde olursunuz. Kendi vücudunuzda da birebir uyum içerisinde olursunuz. Şimdi insanlar ve cinler Allah tarafından imtihan için yaratılmıştır. Onun için mesela biz insan olarak diğer canlılardan tek farkımız ruh sahibi olmamızdır. Ruh da gene sık sık şey yapıyoruz. İşte şu telefonların içindeki işletim sistemi gibidir. Bunu diğer elektrikli aletlerden ayıran o işletim sistemidir. Bizi de diğer canlılardan ayıran, vücudumuza üflenen ruhtur. İşte o ruh bizim kararları kendimize göre vermemize vesile oluyor. Mesela hayvanlar kendi arzularına göre çok az karar verirler. Yani genelde yani o kendi arzularına göre karar verdikleri zaman da gene doğal yapılarının gereği yaparlar onu. Yani doğal yapıların dışına çıkmaz hayvanlar. Ama biz doğal yapımızın dışına çıkabiliyoruz. Çünkü Allah bizi imtihan için yaratmış. Bazen Allah'a akıl öğretmeye kalkarız. İşte bazı şeyleri şey yapma, yani menfaatlerimizi önceleyecek bir şey, yapı içerisinde olabiliyoruz. Allah-u Teala bizi imtihan için yarattığından dolayı bizde böyle bir yapı var. Şimdi bunun ilk örneklerini Kur'an-ı Kerim'de görüyoruz. Allah-u Teala Adem Aleyhisselam'ı yaratacağını bildiriyor. Ondan sonra diyor ki onun bütün şeylerini,
yapısını tamam hale getirirdi. İçinde ruhumdan üflersem meleklere diyor ki ona saygı gösterin, ona secde edin demek alnınızı yere koyun değil. Şöyle saygı gösterin, secdenin anlamı odur. Tamam diyorlar, bir muhalif yapı da yaratıyor. Ya Rabbi yeryüzünde fitne fesat çıkarır bu. Çünkü kendilerini biliyorlar, kendilerinde de muhalefet var, meleklerde de var. Onları da imtihan için yaratılmışlardır. Sonra Allah-u Teala Adem Aleyhisselam'a göklerin ve yerin tüm bilgilerini öğrettikten sonra meleklere diyor ki hadi bakalım bunları, bu bilgileri bize, bana anlatın. Biz bilmiyoruz diyorlar. Şimdi Adem Aleyhisselam o bilgileri meleklere anlatınca melekler tabii onu ciddi manada kıskanıyorlar. Yani Adem Aleyhisselam'ın bilgi seviyesi bizim hayal etmemiz imkansız olan bir seviyedeydi. Ve bunları da yazılı olarak öğrenmişti. Şimdi peki ondan sonra Adem'e diyor ki sen anlat, anlatıyor onlara. İşte Allah'ın Adem'e üflediği ruh bu bilgidir. Ruh Allah-u Teala'nın bilgisi ya da o bilgiyi işletme sistemidir. Bizim vücudumuza üflenen ruh da o bilgiyi işletme sistemidir. İyi de işletebiliriz, kötü de. Adem Aleyhisselam bu bilgileri haber verince bu defa melekler kıskanıyorlar. Kıskanıyor. Allah melekleri imtihan ediyor Adem Aleyhisselam'la. Hadi bakalım Adem'e secde edin, yani ona saygı gösterin diyor. Hepsi saygı gösteriyor. O üst seviyedeki meleklerden olan iblis şey yapmıyor, saygı göstermiyor. Peki senin bu saygı göstermenin engeli nedir? Bak engeli söylemiyor. Diyor ki ben ondan daha hayırlıyım. Beni ateşten yarattın, onu çamurdan yarattın. Sen kendine baksana. Ben bu çamurdan yaratılana mı saygı göstereceğim? Allah'a baş kaldırıyor. Şimdi dolayısıyla ne yapmış oluyor? Doğal yapısının dışına çıkmış oluyor. Ondan sonra Adem Aleyhisselam'a diyor ki eşinle birlikte şu bahçeye yerleş. Bütün isteklerini şey yapacak. Sakın şu ağaca yaklaşmayın. O ağacın meyvesi dünyanın en iyi meyvesi, en kötü meyvesi de olur imtihan için. Bu defa iblis zaten Allah'a meydan okuyor. Ben de o şey yapacağım. Onların doğru yolun üstünde oturacağım. Önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından gireceğim. Göreceksin onların çoğusu sana isyan edecek diyor. Çünkü tecrübesi var. Cinlerin nasıl isyan ettiğini biliyor. Kendisi de isyan etmiş. Zaten mukarreb meleklerden bilgi seviyesi gayet iyi dini açıdan. Ondan sonra geliyor Adem'e Havva'ya diyor ki yani şimdi bak bir ağaç göstereceğim size diyor. Ağaç, Allah da uyarıyor bak bu sizin düşmanınızdır. Sakın sizi bu bahçeden çıkarmasın. Ağaç gösteriyor. Diyor ki bak bu ağaçtan yerseniz ölümsüz olursunuz ve hiç kaybolmayacak bir saltanatınız olur. Vay be! Bakın Adem Aleyhisselam, o kadar bilgiyi Allah tarafından öğrenmiş olan Adem Aleyhisselam ve Allah tarafından uyarılmış olan Adem Aleyhisselam iblise teslim oluyor. Gidip o ağaçtan yiyor. Yediği zaman elbiseleri şey yapıyor, bedeni ortaya çıkıyor. Tabii bir insan çıplak yaşayamaz. Yani böyle sıcak bir bölgede de olsa, soğuk bölgede de olsa, nerede olursa olsun insanın vücudu ona göre yaratılmıştır. Ve Allah onu cezalandırıyor, bulunduğu yerden çıkarıyor. Buradan şunu şey yapmak istiyorum. Şimdi imtihan, bakın melekler de imtihan ediliyor, biz de imtihan ediliyoruz. İmtihanda, imtihanı kazanan kişi Allah'a teslim olan kişidir. Allah'a teslim olduğum hiçbir problem olmaz. İşte o diğer meleklerin hiçbir problemi yok. Gayet mutlu bir şekilde hayatlarını sürdürüyorlar. Ama iblis ne yapıyor? Kovuluyor görevden. Ve sürekli o kovulmuşluğun sıkıntısını yaşıyor. Kıyamete kadar da yaşama hakkı istiyor. Peki Adem Aleyhisselam o da bulunduğu yerden kovuluyor. İşte burada biz eğer Allah'a teslim olarak yaşarsak melekler gibi son derece huzur ve güvenlik içerisinde oluruz. İşte Allah-u Teala Adem ve İblis'i bir de Havva'yı o bahçeden çıkarırken şöyle diyor. Diyor ki ihbitu minha. Oradan aşağı inin bakalım diyor.
Yani şu o bahçeden in aşağı bakalım. Ceza yani işlenen her günah, yani her haram bir mahrumiyet doğurur. İblis haram işledi, makamından kovuldu. Adem Hava haram işledi Havva ile birlikte. Havva da çünkü aynısını yaptı. O da, onlar da bulundukları bahçeden kovuldular. Yani ahiretteki cennet değildir kesinlikle. Bulundukları bahçeden kovuldular. İlgili ayetlere bakınca buranın Arafat olduğu ortaya çıkıyor. Neyse onunla ilgili inşallah özel bir ders yaparız. Diyor ki oradan hep birlikte inin. Benden size bir hüdaya, bir rehber gelirse, demek ki henüz Adem Aleyhisselam nebi değil. Henüz bir kitap yok. Bir kitap gelirse, Adem'e de kitap verilmiştir çünkü. Kim benim rehberime uyarsa, üzerinde ne bir korku olur ne de üzüntü. Zaten insanın en büyük sıkıntı, sıkıntısı korku ve üzüntüdür. Korku ve üzüntü olduğunuz zaman, bütün dünya sizin olsa hiç beş para etmez. Ama korku ve üzüntü yoksa, bütün dünya size karşı olsa hiç umurunuzda olmaz. Son derece rahat olursunuz. İşte Allah'ın emirlerine uyduğumuz zaman doğal yapımıza uygun bir şekilde hareket etmiş olacağız. Çevremize uyumlu olacağız. Ve son derece iyi bir hayat yaşamış olacağız. Korkusuz ve üzüntüsüz. Ondan sonra diyor ki kim de kafirlik ederse, mesela İblis ne yaptı? Kafir neydi? Bir şeyi örten. Mesela Allah İblis'e dedi ki niye neden secde etmedin? Secde etmeni engel olan nedir? Ben ondan daha hayırlıyım. Beni ateşten, onu çamurdan yarattın. Sana da sen mi hayırlısın, o mu hayırlısın diye mi soruldu? O mu hayırlı diye mi soruldu? Hemen konuyu başka tarafa çekiyor. Soruyu görmezlikten geliyor. İşte ayetlerin karşısında ayetleri örtmek kafirlik bu. Ayet okursunuz adama, ha ben falan böyle hemen alır başka tarafa çeker. İşte bu kafirliktir. Adem Aleyhisselam tabii ama tam kafir örttü üzerine ama arkasından niye o Allah'ın emrini yerine getirmedi, niye yerine getirmedin dediği zaman kendini savundu. Ben dediğim doğru. Ben ateşten yarattın onu çamur. Bak yarattın diyor Allah'a. Yaratan kim Allah? Onu yaratan kim Allah? Hatta beni kıyamete kadar da yaşatıyor. Kıyametten de haberi var. Haberi olmayan kimse yok. Peki Adem, Allah sana emir vermiş. Biliyorsun. O kadar bilgi sahibisin. Kimsenin hayal edilemeyeceği kadar bilgi sahibisin. Çok geniş imkanların var. Bahçede istediğiniz her şey var. Peki ne oluyor? Bir şeyde şeytan konusunda da seni uyarmış. Bak bu iblis senin ve eşinin düşmanıdır. Buradan çıkarmasın sizi yoksa sıkıntıya girersin de demiş. Uyarmış da. Ama iblise hemen teslim olmuş. Niye? Menfaatleri gereği. Çünkü kendi düşüncesini Allah'ın emrinden üstün görüyor. İşte insanı teslim olmaktan engelleyen bu. Ama Adem ve Havva'ya Allah uyar yaptığı zaman size emrettiğim halde bu ağaçtan neden yediniz dediği zaman, size demedim mi iblis sizin düşmanınızdır dediği zaman, ya Rabbi biz yanlış yaptık diyorlar. Biz yanlış yaptık. Eğer bizi bağışlamaz, bize karşı iyilik ve ikramda bulunmazsan artık her şeyimizi kaybettik. Şimdi bunlar teslim olan kişiler. Evet günah işlemişler, büyük günah işlemişler. Bir mahrumiyet cezasına çarptırılmış ama günahlarını kabul ediyor. İblis kabul etmiyor. Kabul etmediği için ne yapması lazım? Yalan söylemesi lazım. İşte iman eden kişiler yani teslim olur, Allah'a teslim olur. Günah yapsa bile ya Rabbi benim yaptığım günah sen dediğin doğru der. Ama iblis gibi olursa ben ne yaptım ki? Kendi kafasına göre kendini şey yapar. Konuda karar verici olarak belirler. Ona göre hareket eder. Onun için bu tür insanların yaptıkları en önemli şey gerçeklerin üstünü örtmek ve yalan söylemektir. Onun için Allah-u Teala diyor ki Bakara suresinin 39. ayetinde kafirlik eden nedir? Gerçeği göreceksin, ondan sonra öteceksin. Mesela iblis Allah'ın ağzından duyuyor. Hiç şüphesi yok. Ama
sanki Allah başka bir şey söylemiş gibi hemen insanız bu mu söylendi? Hemen konuyu değiştiriyor. Ve yalan söyleyenler, ayetlerimiz karşısında yalan söyleyenler. Ayetler karşısında yalan söylemesi için onların Allah'ın ayet olduğunu bilmesi lazım. Emin olması lazım. Emin olmasının kolay yolu var. Onun anlamını iyi okur, kavrarsa kendi fıtratına uyup uymadığını görür. Ha, gerçekten doğru der. Aksi takdirde doğru demesi mümkün değil. Evet, peki bunlar kim? Bunlar da ateş ashabıdır. Yani bunların hayatları cehenneme döner. Yalan söyleyeceksiniz ve gerçeklerin üstünü örteceksiniz. En büyük şeyiniz, sizin muhalefetiniz kendi nefsiniz olur. Yaptığınızın yanlış olduğunu çok iyi bilirsiniz. Çok iyi bilirsiniz ama kendinizi size sağa sola bir takım şeylerle haklı çıkarmaya çalışırsınız ama hem kendi fıtratınıza ters hareket edersiniz, hem doğal yapıya ters hareket edersiniz, hayatınız cehenneme döner. Ve tevbe edene kadar o devam eder. Tevbe ederse ayrı bir konu. Şimdi bu Allah'a teslim olmak bize neleri değiştiriyor? Aslında bizim doğal yapımıza dönmemize sebep oluyor değil mi? Yani bir şey değil. Bizim yanlışlarımızı değiştiriyor. Başka bir şey yapmıyor. Yani burada fıtratımıza bizi döndürüyor tekrar. Fıtratımıza halbuki biz Allah'ın dininin dışında yaşadığımız zaman fıtratımıza muhalefet etmiş oluyoruz. Tabii. Dolayısıyla bu bir zorlama. Zorla kendimizi sizin söylediğiniz gibi korku ve hüznün içerisine sokmuş oluyoruz. Hatta hocam belki şey de okunabilir bu korku ve hüzün dediniz ya dünyada insanın başına gelebilecek en kötü şey. Bunun da örneği bundan kurtulanların hatta o korkusuzluğun ne demek olduğunu yaşayanların örneğini Allah-u Teala bu sihirbazlar üzerinden bize veriyor. Ha. Orada bu insanlar gerçekten bu çok güzel tespit yani. Şu şeyi de ben yani o sihirbazlar örneği çok güzel gerçekten. Şimdi Firavun'un karşısında Firavun diyor ki kale amentum lehu kable en azene lekum. Yani ben size izin vermeden önce Musa'ya inandınız öyle mi diyor. İstersen bu olayın bir arka planını anlat. Ben şimdi ilk defa dinleyen izleyicilerimiz yapsın. Şimdi tabii Musa Aleyhisselam ma Allah-u Teala işte şeyi öğretiyor bu karşısına çıkacak olan sihirbazları yenme kısmını öğretiyor daha önce işin en başında. Sonra Firavun'un karşısına çıkıyor Allah-u Teala'nın emriyle ve İsrailoğullarını kendisiyle göndermesini istiyor. Ve Firavun kabul etmiyor. O da işte Allah-u Teala'nın gösterdiği o mucizeleri işte değneğini yere atıyor orada yılana dönüşüyor falan. Onları yapınca Firavun şehirlere adamlar salıyor ve Firavun burada şu oluyor. İstersen iblis gibi mesela şey yapalım. Musa Aleyhisselam geliyor ki Musa Aleyhisselam onun yanında yetişmiş bir tabii kişi. Tabii. Şeyde kendi evinde yetişmiş. Kardeş gibi büyümüşler yani, aslında. Kardeş gibi büyümüşler. Ondan sonra Allah onu oraya elçi gönderiyor. Çünkü İsrailoğullarına çok büyük zulümler yapıyor. Tek istediği şey İsrailoğullarını ver götüreyim. Evet, aynen. Ha, başka bir isteği yok. Ama o yok sen şunu yapacaksın, bunu yapacaksın diyor ve orada şeyini artıyor, DNA'ını artıyor, yılana dönüşüyor, işte elini kolundan çıkarıyor, bembeyaz oluyor, tekrar koyuyor, ehli haline geliyor. Bunlar birer mucize, bunun Allah'ın elçisi olduğunu gösteriyor. Tabii. Ve Firavun ve çevresindekiler, hanedanı şey yapıyor, ne diyor? Az önce okuduğumuz gibi Enbiya suresinin 14. ayetinde ne diyor Allah? Ve cehadu biha Vesteykanat enfusum. Enbiya değil o galiba hocam. Şeyde. İşte bunlar Neml suresinde. Neml'de olması lazım. Neml 14 tamam. Şimdi diyor ki cehadu cehd demek bile yalan söylemek demektir. Yani Firavun ve çevresindekiler Musa Aleyhisselam karşısında onun gösterdiği o mucizeler karşısında bile yalana sarıldılar. Vesteykanat enfusum içleri de kesin yani içten kesin kanaatleri vardı ki Musa Allah'ın elçisi. Şimdi iblisi düşünün, kesin olarak biliyor ki Allah bana bunu emretti. Yani onun için şimdi ne yapmış oluyorlar bunlar? Niye böyle yapıyor? İşte yalan söylüyor. Örtüyor gerçekleri. Neden? Zulmen ve uluvva. Yanlış yapacak ve kendini üste çıkaracak. İblis de öyle kendini üste çıkaracak. Göreceksin bunlar sana kul olmayacak falan. Allah'a karşı meydan okuyor.
bütün kafirler Allah'a meydan okurlar aslında. Ondan sonra ne yapıyor şey Firavun? Sonra işte bu Firavun bütün meşhur sihirbazları getiriyor bu Musa Aleyhisselam'ın yaptığı mucizenin üzerine yani çıkabilmesi için. Sihirdeki ilim. Zaten tabii. Bu bir ilimdir. Tabii, yani tabii. Sihir dediğin. Hatta Allah Teala o sihirbazların yaptığı için sihrun azim ifadesini kullanıyor. Tabii. Muazzam bir sihir yaptı. Tabii. Oradaki insanların hepsini etkiliyorlar. Tabii. Fakat Musa Aleyhisselam bile etkiliyor. Evet, aynen öyle. Fakat Musa Aleyhisselam tabii Allah'ın bir mucizesi olduğu için onun yaptığı şey sihir değil. Değneğini atıyor, yılana dönüşüyor ve bu sihirbazların yılanlarını yiyor. Şimdi bunlar mesela sihirbazların yaptığı ne? Mesela şöyle anlatırlar ki bana çok mantıklı gelir. İşte bu şeyin bağırsakları alıyor, içine sıvı dolduruyorlar. Evet, evet. Bir de civa dolduruyorlar. Tabii civa çok hareketli bir maddedir. Öyle bir zaman belirlemişler ki sıcak bir saat. Yani böyle daha henüz öğlenden önce yani duha vakti yani işte güneş daha yeni doğmuş ama yeryüzü ısınmamış, gökten sıcak geliyor. Aradaki ısı farkı bu şeyin hareket etmesine sebep oluyor. Civanın o sırada hareket ediyor. Bu bağırsaklar millet de zaten yılan görmeye gelmiş, hareket ettiğini görünce tamam. Evet, evet. Ama Musa Aleyhisselam bile korkuyor. Yani çünkü o da öyle usta bir şeye hazırlanmış. Ya Musa Aleyhisselam DNA'yı atınca onların bütün şeylerini yutuyor. Sihirbazlar bakıyorlar, bu sihir falan değil. Evet, evet. Yani bunun sihir olmasının mümkün olmadığını kendileri hazırlayanlar kendileri biliyorlar. Biliyorlar tabii, çok net bir şey. Bu daha bilgiliymiş diyebilir. Ama onlar öyle demiyor. Onlar işin gerçeğini, biliyorlar. O gerçek ortaya çıkınca ne yapıyorlar? Evet, bunun üzerine işte iman ediyorlar. Biz Musa'nın Rabbine iman ettik deyip Firavun'a karşı gelmeye başlıyorlar. Firavun da bunun üzerine diyor ki siz diyor ben size izin vermeden, çünkü ben sizin paranızı veriyorum, buraya toplamış getirmişim, siz benim emrimde insanlarsınız. Hatta öncesinde bunlar diyorlar ki ya biz kazanırsak bize de bir şeyler var değil mi diye soruyorlar. Firavun üst makamlar. O da diyor ki tabii bana yakın makamlarda olacaksınız diye onlara ne kazanacağını da söylüyor. Fakat tabii durum böyle olunca sihirbazlar Musa Aleyhisselam'a inanınca diyor ki siz ben izin vermeden ona inandınız öyle mi? İnnehu lekebirukumul lezî allemekumus sihra. Demek ki size bu sihri öğreten büyüğünüz buymuş diyor Musa Aleyhisselam için. Ve şöyle bir tehditte bulunuyor. Diyor ki Fele ukatti anne eydiyekum ve erculekum min hilafin. Ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlamak isteyeceğim. Vele usallibennekum fi cuzu'in nahli ve sizi hurma kütüklerine asacağım. Vele ta'lemunne eyyuna eşeddu azaben ve ebka. Ve göreceksiniz hangimizin azabı daha şiddetli ve daha kalıcıymış. Bunu göreceksiniz sonunda diye. Allah mı yoksa Allah benim mı? Yoksa benim Allah da şey yapıyor yani. Gerçekten de onunla kendisini yarıştırıyor. Yani böylesi bir tehdit şimdi. Sihirbazlar bir tarafta Allah-u Teala'ya iman etmişler, Musa Aleyhisselam'a inanmışlar. Bir tarafta da böyle hayatlarıyla o anda büyük bir tehdit ve bu tehdidi yapan da Firavun yani sıradan bir adam değil. Tabii. Bütün yetki elinde. Şöyle cevap veriyorlar. Kalu len nu'sireke ala ma ca'ena minel beyinati vellezî fatarana diyorlar ki biz bizi yaratana ve bize gelen bu apaçık belgelere seni tercih etmeyiz. Seni asla tercih etmeyeceğiz diyorlar. Yani böylesi bir korkusuzluk. Yani asacak mısın, kesecek misin, ne yaparsan yap. Zaten devamında öyle diyor ki fakdi ma ente kad. Sen hükmünü ver. Ne istiyorsan onu yap. İnnemâ takdî hâzihil hayâted dünya. Senin hükmün sadece bu dünya hayatında geçer diyor. Yani bir İslam'ın yani teslim olmanın, Müslüman olmanın bir insana verdiği gücün, korkusuzluğun ne olduğunu Allah-u Teala işte burada bir başka yerde daha bu şekilde anlatıyor ve bu insanlar da bize bunun örneği oluyorlar. Bu okuduklarım bu arada Taha suresinden 70. ayet ve devamını okuyorum. İnna amennâ bi rabbina liyaghfire lenâ hatayâna ve mâ ekrehtena aleyhi minas sihr. Diyorlar ki biz Rabbimize iman ettik. Biz onun hatalarımızı bağışlayacağını yani sen bunu yaparsan yap. Biz ona iman ettik ki bizim hatalarımızı bağışlasın.
Vallahu hayrun ve ebka, Allah daha hayırlı ve daha kalıcıdır ifadesini buyuruyor, söylüyorlar. Mesela bugün varsın ya. Bugün varsın ya, her zaman var. Dolayısıyla işte İslam'a girmiş bir kişinin korkusuzluğu, korkuyu bilmemesi, üzüntüden haberinin olmaması ne demek? Aslında Allah-u Teala bu sihirbazlarla bize bunu göstermiş oluyor. İşte bugün, Allah'a güvendin mi hiçbir şey kalmıyor. Aynen öyle. Çünkü artık ya sen kimsin demiş oluyorlar. Bizim arkamızda bizi yaratan kişi var. Biz ona kulluk ediyoruz. O bizim hatalarımızı bağışlar. Sen keseceksin, yani öleceksin. Hodri meydan diyor. Yapıyorsan. Evet, yapıyorsan. Ama yapamıyor adam. Aynen öyle. İyi ya mesela la havfun aleyhim ve la hum yahzenun. İşte yani, aynen bu. Yani bak karşısında Firavun var. Sadece elinizi ayağınızı keseceğim ve asacağım diyor. Yani en ağır cezayı evet, söylüyor. Evet. Onlar tamam yapıyorsan yap diyor. Sanki umurumdaydı. Yani hakikaten teslimiyetin, Allah'a teslimiyetin ve bunun verdiği korkusuzluğun bundan daha güzel örneği olmaz herhalde. Bunun dışında tabii bugün hocam şimdi Müslüman olmanın kazandırdıklarını konuşuyoruz. Tabii bugün diyelim ki yurt dışında ya da yurt içinde, yani başka toplumlarda, Hristiyan, Yahudi veya başka dinlere mensup kişilerde İslam'ı seçenleri görüyoruz. Fakat bunlar seçtikleri zaman bir takım şeyler değişiyor. Mesela her şeyden önce adını değiştiriyorlar. Bazı durumlarda ailesinden oluyor bu insan. Yaşam stilini tamamen değiştirmesi gerekiyor. Yani yetiştiği bir kültür var, giydiği bir elbise var, bir tarzı var, bir geleneği, göreneği, şusu busu var, örfü var. Bunların tamamen değiştiğini görüyoruz. Peki böyle bir şey gerekli mi? Yani bugün Müslüman olan, mesela ben kendimden örnek vereyim. Ben hayatımın yarısından fazlasını Allah'ın kitabından habersiz bir şekilde geçirdim. Sonra ama sırf ailem kendisine Müslüman diyor diye, ki o da herkes için, herkesin ailesi için bunu söylemek insanı Müslüman yapıyor mu, o tartışılır. Yapmaz elbette sadece söylemek. Ama bir dönemden sonra Allah'ın kitabını öğrenip onun emrettiği gibi yaşamaya başladığımda kimsenin gelip benden adımı değiştir, mesela benim adım Arapça değil, Kur'an'da geçmiyor. Türkçe bir isim. Bugün bir Alman'ı düşünelim. Adı Arapça değil, Kur'an'da geçmiyor. Almanca. Ya Yusuf İslam'ı düşün. Evet ya, işte adam şey İngiliz. Adı Kur'an'da geçmiyor, Arapça değil. Peki benden ne farkı var? Ya bu ismin ne farkı yani var? İsmin nesi var ki ya? Yani şimdi esas kimse, olan inançtır. Aynen öyle. Şimdi ben gidip de müftüye desem ki ya hocam benim adımı değiştirmem lazım. Niye? Adım Arapça değil. Niye değiştiriyorsun? Ben yeni Allah'ın kitabını öğrendim, Müslüman oldum diyeyim ya, bunu, ama diyeceksen Türkiye'de doğmuşsun. Ne fark ediyor? Türkiye'de doğunca ben Müslüman mı oluyorum yani? Böyle bir şey olur. Bazılarına da belge verilir Müslüman olduğuna dair sanki. Yani şimdi bunlara asla gerek yok. Yani bir insan Allah'ın dini hiç kimsenin adına, giyimine, kuşamına, Allah'ın ölçülerinde olduğu olma şartıyla giyimine, kuşamına, yaşama stiline, yine bir takım haramları o hayatınızdan çıkardıktan sonra karışmaz. Hatta Kur'an'da Tahrim suresinde Allah-u Teala Nuh Aleyhisselam'ın, Lut Aleyhisselam'ın karısıyla Firavun'un karısını örnek veriyor. Yine onlardan eşleri olarak bahsediyor. Dolayısıyla Firavun'un karısı mümine bir hanım. Lut Aleyhisselam, Nuh Aleyhisselam'ın eşleri mümin değiller, mümine değiller. Ama Allah-u Teala onlardan yine eş olarak bahsediyor. Yani aile kurumunun dağılması diye bir şey söz konusu değil. Taraflardan bir tanesi zaten Müslüman oldu. Zaten bir insan inanması kişisel bir karardır. Aynen öyle. Kişisel bir karar olduğu için eşinizi de çocuğunuzu da ilgilendirmez. Hiçbir şey ilgilendirmez ki. Onlar da inanır, inanmalarını isteriz. Kendilerine tebliğde bulunuruz. İnanırlarsa inanırlar, inanmazlarsa inanmaz. Mesela şimdi Nuh Aleyhisselam'ın eşi, bak 950 sene Allah'ın nebisi olarak görev yapmış olan bir kişi evet. Bu. Ama eşi iman etmemiş. İman etmemekle kalmamış. Bir de ihanet etmiş eşine. Bir de o var, evet. Ve Nuh Aleyhisselam da bunu son anda öğreniyor. Bunu da bilmiyor Nuh Aleyhisselam eşinin ihanet ettiğini. Peki, yani Allah onu bize örnek veriyor. Evet, aynen. Firavun en büyük İslam düşmanı, onun eşi de mümin, onu da bize örnek veriyor. Lut Aleyhisselam'ın karısı, o da kafir, evet. Onu da örnek veriyor. Ama ne o şeyin Firavun'un karısı kocasından ayrılıyor, ne Nuh ve Lut Aleyhisselam'ın şeyleri. Mesela Nuh Aleyhisselam şey yapıyor, oğlum zannettiği kişi, işte Allah söz veriyor, diyor ki aileni de şeye bildir, bindir gemiye, tamam karısının mümin olmadığını biliyor.
mümin değilsek şey yap, yok ailende bildir. Bak orada demiyor ki sen kafirsin, kal burada demiyor. Onu da bildiriyor. Onu da bildiriyor. Mesela verasette şunda bunda mümin kafir ayrımı var mı? Yani bir insanın çocuğu, karısı mümin olmayabilir, kafir olabilir. Ama Allah-u Teala'nın Nisa suresinde açıkladığı bütün o mirasla ilgili hukuk o çocuk ve eş için de geçerlidir. Yani hiçbir fark yoktur. Dolayısıyla yani bunlar kişiseldir hocamın söylediği gibi. Bak şimdi gibi. Bunlar burada hiçbir fark yoktur da ama mezhepler de vardır. Evet onu vurgulamak için söyledim abi, zaten hocam. Evet. Mesela mezheplerde şunu söylerler. Bize şimdi ezberletmişlerdi böyle şiir şeklinde. İnsan unutmuyor. Mani'i irs erba'adir bil yakin rikki katli ihtilafu darudin. Ama bu akılda kalması için güzel oluyor. Yani. Bir kişinin mirasçı olmasına engel dört şey varmış. Diyor ki esir olmak. Esir oldun mu şeyde o mirasçı olamazsın şeylere. Zaten senin malına ilişkin de kesilmiş olur. Yahu kardeşim Kur'an-ı Kerim'de açık bir ayet var. Esirler ya karşılıklı ya karşılıksız serbest bırakılır. Karşılıklı ya fidye alması için malını alma, adamın malından sana ne? Seni ne ilgilendirir? Ama mezhepler bunu almışlar yani. Ortada öyle bir din var ki işte Avrupa'da, Amerika'da Müslüman olanlar sorular soruyorlar, cevap bulamıyorlar. Çünkü Kur'an'a bakıyorlar, başka bir şey var. Kendilerine anlatılan dine bakıyorlar, başka bir din. Adam öldürmek de, yani bir kişi mirasçısı, miras bırakan kişiyi öldürürse ona mirasçı olamaz diyorlar. Böyle bir hüküm yok Kur'an-ı Kerim'de. Ülke farkı. Efendim işte bir kafir memleketinde yaşayan bir kafir memleketinde yaşayan bir kişi eğer müminse yani şey yapar bir Müslüman kafir memleketinde yaşayan yakınına mirasçı olur ama o bunu olamaz. İhtilafı din yanlış söyledim. Yani ülke farkı da mirasçılığa engel olur, akrabalığı şey yaparlar, din farkı da. Bir insan eğer dinden dönmüşse onun malına akrabaları mirasçı olur ama kendisi olamaz. Halbuki Enfal Suresinin son ayeti bunu tam tersini söylüyor. Yani burada mesela diyor ki sonradan inanıp güvenen, göç eden ve sizinle beraber olup cihat edenler, ellerinden geleni yapanlar işte onlar da sizdendir. Ama kan bağı ile akraba olanlar olmayanlara göre Allah'ın kitabında önceliklidirler. Allah her şeyi bilir. Yani bunlar inanmamış olabilirler, hicret etmemiş olabilirler. Kan bağı varsa bitti. Kan bağı esas olan şey. De öyle. Ahzab suresinde de anlatıyor Allah-u Teala. Tabii orada da 6. ayetinde. Evet. 6. ayetinde yani ya kardeşim bir adam Müslüman olduysa oldu. Bu kendi kararıdır. Onun sosyal hayatına bir değişiklik olmasına gerek yok. Tamam kendi kararıdır. Ha ayrılmak istiyorsa ayrı o başka. O tamamen o da kendi kararı. O da kendi kararıdır. Kimse onun kararına karışamaz. Yani bu Avrupa'da Amerika'da çok İslam'a büyük bir yöneliş var. Şimdi diyorlar ki millet Kur'an-ı Kerim'i alıyor. Bakıyor ki hani kendi öğrendiği dinden farklı. Bunu sormaya gidiyor şeylere cevap verecek adam bulamıyorlarmış. Evet. Yani dolayısıyla bir insan Allah'ın doğru dinini, Allah'ın kitabını seçtiği zaman yapması gereken tek şey Allah'ın kitapta haram saydığı şeylerden kendisi şahsi olarak mesela evinde içki vardır kendisi bunu içmemek zorundadır yani haram olduğu için. Domuz eti varsa onu yemeyecektir ama ev ahalisinden başkaları bunları yiyorsa yapacak bir şey yok. Onlar yerse yerler. Adını değiştirmesi gerekmez. Allah'ın tesettürle ilgili ölçülerine uyduğu sürece giyim tarzında büyük bir değişiklik yapmasına gerek yok. Yine arkadaşları, eşi, dostu, yaşadığı çevre bunları değiştirmesinin Allah'ın dinini seçmesiyle hiçbir ilgisi yok. Peki şöyle bir soru gelebilir. O zaman madem ben hayatım değişmeyecek ve Allah'ın haram saydıkları şeylerden kaçınacağım, Allah'ın emirlerini yerine getireceğim, namaz, oruç, zekat,
hac, umre bunlarla şey yapacağım, iştigal edeceğim. Peki ben niye o zaman Müslüman olayım diye bir soru. Ya Müslümanlık bana ne katacak? Hadi ben onlara bunları yaptım, Müslümanlık bana ne katacak? İşte her şeyden önce dersin başında hocamın söylediği gibi sizi fıtratınıza döndürür. Yani özgürleştirir. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Sadece sana kulluk eder ve sadece senden yardım dileriz diye Allah-u Teala'ya her gün 5 vakit namazda bunu okuyan bir kişiden daha hür, daha özgür bir kişi bulmak mümkün değildir. Dolayısıyla Allah'ın dininin yaptığı ilk şey Allah'tan başkasına karşı hesap vermeyeceğiniz, onun dışında hiç kimsenin huzurunda eğilmeyeceğiniz için sizi özgürleştirecektir. Zaten hocam sizin de daha önce anlattığınız şeylerde o Fatiha suresini okuduğu anda etkilenen kişilerin asıl etkilendikleri şey Allah'tan tabii, başkasına kul olmama gerektiği. Yani o şeyler mesela bu şeyden Amerika'dan doktora yapmak üzere gelen bir hanım vardı. Ona bir Fatiha okutayım dedim. Şimdi başladı şeye. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ha dedi. Yani her şeyi yapmak, tüm varlıklarını her şeyi mükemmel yapmak, bütün varlıklarına sahip olan Allah'a mahsustur. Aa, küçükken babaannem beni kiliseye götürürdü. Papaz da aynı şeyi söylerdi dedi. Errahmanirrahim, iyiliği sonsuz ikram boldur. Maliki yevmitin, hesap gününün sahibi. Ha, ben bunları da duydum papazlardan. Güzel. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Kulluğu yalnız sana yapar, yardımı sen, yalnız senden isteriz. Oh, böyle. Çünkü onlar İsa'dan yardım istiyorlar, kutsal ruhtan istiyorlar, papadan istiyorlar. Oh, böyle. Orada o iki ayet üzerinde o kadar çok kaldı ki bir bakıyor okuyor böyle yap, bir okuyor böyle yapıyor. Şaşırıp kalıyor yani böyle. Yine bir adam gelmişti yani çok meşhur ama adını unuttum tabii, çok yıllar geçti aradan. Bu tarikatlarla mücadeleye başladığımız zaman bana işte ya niye böyle yapıyorsun ki, çok ilmi seviyesi yüksek bir adam. Dedim ki bak işte bunlar Allah'la araya şeylerini koyuyor. Bundan yardım istiyorlar ama bak Kur'an-ı Kerim'de bir adam da böyle dine uzak bir adamdı yani, şimdi onu hatırlıyorum. Bak Allahü Teala Fatiha'da diyor ki kulluğu yalnız sana yapar, yardımı yalnız senden isteriz. Öyle yaptı. Ya öyle mi? Vay, bu hürriyetin doruk noktası ya dedi. Böyle adam öyle bir etkilendi ki, hürriyetin doruk noktası zaten. Biz herkes kendinin Allah'ın kulu olduğunu çok ama çok iyi bilir. Bunda hiç kimsenin şüphesi yok. Peki zaten onun emrinin dışına çıkamam. Yalnız ona kulluk ediyorsam bitti. Tabii. Dolayısıyla zaten hani bir kitabın Allah'ın, Kur'an'ın Allah'ın kitabı olduğunun en büyük delillerinden bir tanesi İyyâke na'budu ve İyyâke nestaîn'dir. Yani çünkü hiç kimse bir kitap yazacaksınız da aracısız Allah'a kulluktan bahsedeceksiniz. Yani insan menfaatini tercih eden bir varlıktır. Böyle bir şey ancak Allah söyler. Bunun dışında İslam... Yani İslam, bir de bir şey yapar. Neler kazanıyor? Hürriyetini kazanıyor. Tabii onları söyleyecektim hocam. Adam hür oluyor. Aynen tabii. Öyle. Adam hür oluyor. Ve bunun dışında İslam'a girdiğiniz zaman kendinizi en korunaklı, en emniyetli ortamda bulursunuz. Çünkü şöyle düşünelim. Kur'an'da bütün mesela ceza hukuku, medeni hukuk, işte... Onun dışında birçok şeyler, hukuki yasalar, gerçek yasa, şeriat dediğimiz Kur'an'ın içerisinde ve bu bütün insanları kapsayıcı ve her insanın da fıtratına uygun. Çünkü sizi yaratan tarafından konmuş bir şey ve asla değişmez, değiştirilemez kıyamete kadar. Yani birkaç kişi sizin adınıza birkaç saat içerisinde el kaldırıp el indirerek sizin hayatınızı kökten değiştirecek yasalarla ilgili kararlar alamaz, değişiklikler yapamazlar. Bu benim için bu yasa böyleyken benim en tepemde yönetici olan kişi için başka bir yasa asla uygulanamaz. Allah-u Teala Nebi ile nizaya girerseniz de o konuyu Allah'a ve Resulüne getirin şeklinde buyuruyor Nisa suresinin 59. ayetinde. Yani herkesi kuşatan, kapsayan, herkese eşit uzaklıkta bir kanun sistemi ancak insanın kendisini emniyette hissetmesine
sebep olacaktır. Hiçbir zaman, hiçbir yerde hakkının yenilmediği, hiç kimsenin hakkının bir diğerine peşkeş çekilmediği ya da işte rüşvetle şunla bunla geçirilmeye çalışılmadığı bir ortam düşünün. Bunu ancak Allah'ın kitabı ve yasalarıyla yapmanız mümkündür. İşte İslam'ı seçtiğiniz zaman, yani Allah'ın yeryüzüne indirdiği ilk nebiden itibaren tek din olan, tek düzen olan İslam dini ve düzenine girdiğiniz zaman olacak şeylerden bir tanesi de budur. Emniyette hissedersiniz. Sonra İslam ölçülerinizi belirler. Ölçüsüzlük, keyfi, zamana, kişiye, mekana göre değişen bir takım ilkeler ve ölçülerden değil. Allah'ın kitabında koyduğu ve evrensel olarak herkes için aynı olan ölçülerden sorumlu olursunuz. O ölçülere göre yaşarsınız. Giyiminizi, kuşamınızı da o ölçülere göre yaparsınız. Hayatınızı da o ölçü, ticaretinizi de o ölçülere göre yaparsınız. Ve bu bütün insanlık için geçerli olduğu için farklı insanların koyduğu ölçülerle yaşamaya çalışan insanların çektikleri sıkıntıları görerek ya da o insanlar çektikleri sıkıntıları görerek sizin dininize, Allah'ın koyduğu bu yasalar bütününe girmeye çalışırlar. Çünkü ölçüyü belirleyen, o ölçüyü aynı zamanda koyanın kendisidir. Yani bugün mesela faizden bahsediyoruz her zaman. Faizi haram kılan, yeryüzünü o sisteme uygun bir şekilde yaratmamış olan Allah-u Teala'dır. Dolayısıyla kendisi zaten ticaretle ilgili ölçüleri, kanunları belirlemiş ve kullarına da bunu buna uymaları gerektiğini söyleyen Allah-u Teala'dır. İşte hırsızın elinin kesilmesini söyleyen, bu ölçüyü koyan Allah'tır. Siz bunu yapmadığınız sürece hiçbir zaman toplumunuz dirlik düzene ulaşamayacak. Evet, faizsiz bir sistem içerisine girmediğiniz sürece orada düzen, güvenlik, bunlardan bahsetmeniz mümkün değil. Ya da ne bileyim, evlenme, boşanmayı Allah-u Teala'nın kanunundaki gibi, kitabındaki gibi kadın için, erkek için birbirinden bağımsız ve kolay ve belli şartları olan, herkes için geçerli şartları olan bir şeye, norma bağlamadığınız sürece orada asla ailede bir dirlik, düzen, huzur meydana gelmeyecek. Dolayısıyla bütün bu düzeni sağlamak ancak bu kainat sistemi yaratan Allah-u Teala'nın koyduğu kanunlarla olacaktır. Bunun zaten delillerini yaşıyoruz. İnsanların yüzyıllar boyunca uyguladıkları kanunlara bakın. Nerede dirlik, düzen veya gelişmişlik? Yok, sıfır. Bugünkü medeni hukuk bile sadece yeter. Yani bugün bakıyorsunuz, Batı'da Avrupa ailesi kalmamış, oradan alınmış yasalarla bize gelmiş, bizde de aile sistemi neredeyse çöktü, çökecek artık, kalmamış vaziyette. İnsanlar ne evlenebiliyorlar, ne boşanabiliyorlar, ne bu hukuklarını aralarında düzenleyebiliyorlar. Yani görülüyor ki bununla olmuyor, yani mümkün değil. Ama Allah'ın koyduğu sisteme girdiğiniz zaman insanlar buna fevç geleceklerdir. Nasr suresinde Rabbimizin söylediği gibi. Bir şey söyleyeyim sana. Mesela az önce söylediğin hatırlattı. Allah nasip etti. Ben 20 yıl İstanbul Mahkemesi'nin arşivini yönettim. Doktoramı da orada yaptım. İstanbul'un fethinden Cumhuriyet'in kuruluşuna kadar böyle düşünüyorum, yani bir tane hırsızlık olayı hatırlıyorum. Bir tane. Ama el kesilme yok. Çünkü el kesilmeyi o malı çalınan kişinin talep etmesi lazım. Adam vazgeçebilir. Ve iki tane adam öldürme olayı hatırlıyorum. Şimdi şeyler, İstanbul'da günde o kadar çok adam öldürülüyormuş ki zaten hırsızlık had safhada. Ve bir de orada herkes hukukunu çok iyi bilirdi. Evet, medreseler şuydu buydu ama değiştirmiyorlardı. 19. asırda batıya uydular. Ondan sonra herkes hukukunu bilmez oldu. Şimdi şu anda meclisler kanun fabrikası. Hiçbir mesela ben avukatlara soruyorum. Kendi konunuzdaki kanunları biliyor musunuz? Yok ya, nereden bileceğim? Buraya gel, mesela savcılara soruyorum. Diyorum ki peki siz, yok ya, her an değişiyor, bilmiyoruz ki. Hakimler de bilmiyor. Bu ne ya? Demokrasi öyle güzel bir sistemdir ki ben ne dersem o olur. Ben bizim talebelere yapardım. Bak, ben demokrat bir adamım derdim talebelere okulda. Ben ne dersem o olur. Demokrasi odur. Hadi bakalım. O üstteki istesin de meclisten geçmesin, hiç mümkün mü? Hemen akşam bir bak, şimdi sen az önce dedin ki evrensel. Şimdi bu yaptım burada. Bizim sistemimizde var, onu okuyabilirsiniz.
Bazıları bunları çok istismar ediyorlar. Essinler, çok güzel, reklamın iyisi kötüsü olmaz. Katoliklerle yaptığımız anlaşma, ki bu anlaşma Tübingen Üniversitesi'nin Katolik Fakültesi Dekanı ile birlikte Katolik Kilisesi'ne de vermiş olduğumuz bir yazıda var. Bak, şöyle bir şey var. Ben onlara 20 kadar seminer verdim. Orada İslam'ın mükemmelliğini kavradılar. Mesela 2008 krizinde gittim onlara, bu krizden çıkma yolu var mı diye sordular. Ben şu cümleyle başladım. Siz ekonomiyi bilmezsiniz. Almanlara bunu söyle, dünyada herkes güler. 2 saat konuştuktan sonra bilmediklerini anladılar. Tamam, biz sana bir cevap vereceğiz dediler. Sonra yeni dünyanın ekonomik yapısını birlikte oluşturabilir miyiz dediler. Ama hala bu Ramazan bayramında birisi geldi, hala sizin dediklerinizi uyguluyorlar dedi. Şimdi tabii hepsini değil yani, büyük ölçüde uyguluyorlar. Şimdi bak, burada bir de mesela bir ceza hukukunda seminer vermiştim onlara. İslam ceza hukukunun karşısında böyle ağızlar açıkta kaldı. Ne muhteşem. Ama ben Kur'an'daki ceza hukuku, fıkıhtaki değil, mezheplerdeki değil. Kur'an'daki ceza hukukuna hayran kalmayacak bir insan yeryüzünde yoktur. Yani en büyük sıkıntımız o. Bir de şu anda artık Allah'a şükür tüm dünya yöneliyor. Yani biz Kur'an'a ciddi manada yönelmek zorundayız. Bak şurayı ben size okuyayım. Çok çok yani de devamlı okumak istiyorsan, tamamını okumak istersen sistemimizde var. Hemen her sahada anlaşma yapmıştık fakat uygulayamadık. Çünkü bu uluslararası kuruluşlar maalesef bu menfaat şebekeleri bu tür şeylere müsaade etmiyor. Bak diyor ki, tabiat kitabını okuyan her insan Allah'ı kavrar ve her şeyi ona borç zorunda olduğunu bir anlar. Bak her insan bu. Şu bu değil. İşte ayetlerde de onu gördük değil mi? Peygamberler çalışmalarını bu sahada yoğunlaştırmış, din konusunda aklın ve fıtrat bilgilerinin kullanılması için çaba göstermişlerdi. Yanlış mı? Fıtratı, yani doğal, her şey doğal. Onların örnek alınması halinde, bak bu, bunu söyleyen kim? Bunlar Katolik gözüküyor. Onların örnek alınması halinde din ve bilim uyuşacak. Bak, din ve bilim. Bu konularda da çok konuşmalar yapmıştık. Yani bu mesela bu husustaki çalışmalarımızı gerçekten Avrupa ve Amerika çok takdir ediyor ama İslam alemi yanımıza yaklaşmak istemiyor. Neyse, diyor ki, evet, bilimin kaynağı diyor ki, onların örnek alınması halinde, yani Allah'ın nebilerinin örnek alınması halinde din ve bilim uyuşacak ve insanlığın ortak değerler etrafında bütünleşmesinin zemini oluşacak. Daha önce Erdem Hoca'nın söylediği oydu değil mi? Evet hocam. Evet. Yani evrensel, herkes için eşit olacak. Herkese eşit olacak. Evet. Evrensel değerler, hiç kimsenin itiraz edemeyeceği kurallar. Ondan sonra diyor ki bak, bilimin kaynağı Allah'ın yarattığı kitap, yani fıtrattır. Bu sahada Allah'ın indirdiği kitaptan da yararlanılırsa, dikkat edin, yararlanılırsa Allah'ın indirdiği kitaptan, bilimde hayallerin ötesinde bir gelişme yaşanacaktır. Bu konuda da ben çok şeyler söylerim ama hiç gerek yok. Çünkü şey var, yani bu uluslararası kuruluşlar araya giriyorlar. Elimizde belgeler var ama bakıyorsun ondan kaçıyorlar bir müddet sonra. Böylece diyalog içinde birlikte araştırmalar yapma ve hayırlı işlerde yarışma imkanları ortaya çıkacaktır. Hayırlı işlerde yarışma. Allah bunu emrediyor. Taraflar insanlığın hayrına olan bu büyük işbirliği için anlaşmış, Allah'tan yardım ve başarı niyaz ederek bu metni imzalamışlardır. Ve bu metinde ekonomi var, hukuk var, uluslararası ilişkiler var. Ahlak var, iç ilişkiler var, her şey var, insan ilişkileri var, aile var, her şey var. Şimdi bunu bir de Müslümanlara da bir anlatabilirsin ama ben şuna kesin inanmaya başladım. En kolayı Avrupa'ya, Amerika'ya ve Rusya'ya anlatmak, en zor da Müslümanlara anlatmaktır. Çünkü bunların kapıları kirli, pek temizlemek istemiyorlar. Evet. Şimdi başka ne verir Müslüman olduğumuz zaman İslam insana? Bir kere bugünkü en büyük problemlerden bir tanesi hedefsizlik, amaçsızlık.
Ama İslam'a girdiğiniz zaman tek bir hedefiniz, amacınız olur. O da Allah'ın rızasıdır. Çünkü ya sadece hedefsizlik, amaçsızlık değil, bir de yanlış hedef ve amaçların peşinde bir ömrü harcamak. Allah-u Teala'nın size verdiği ve sizi onlarla imtihan ettiği bir sürü imkanı, o imkanları artırıp işte hatta şöyle şeyler var ya, ben çocuğuma güzel bir gelecek kurmak istiyorum. Sen kimsin çocuğuna güzel gelecek kuracaksın ya? Çocuğun yaşadığı zamanda Allah-u Teala haşa olmayacak mı? O da Allah'ın bir kulu. Yani insanlar Allah'ın olmayacağı bir döneme hazırlık yapar gibi maalesef böyle bir şey içerisindeler, korku içerisindeler. Sürekli ellerindekini kaybetme korkusu içerisindeler. Halbuki elinizdeki de Allah'ındır. Siz ölene kadar en fazla onu kullanırsınız. Mesela bir bakıyorsunuz hocam, bazı insanlar sadece zengin olmak için çalışıyor. Sadece başarılı olmak için çalışan insan. Ya neyin başarı dediğimiz şey, Allah-u Teala'nın başarı dediği şeydir. İnsanların kendi belirledikleri başarının Allah'ın huzurunda hiçbir önemi olmayabilir. Ki yoktur da. Allah ona kulluğu doğru yapıp yapmadığınızdan soracak. İmkanları size veren o, mevcut zenginliğiniz sizin kazandığınız bir şey değil. Allah'ın size verdiği şeydir o. Ve sizi onunla imtihan ediyor. Mallarınız, evlatlarınız, sağlığınız, bütün bunlar Allah'ın size imtihan için verdiği şeylerdir. Bu imtihanı kazanırsanız karşılığını alacaksınız. Kaybedersiniz de, ederseniz de karşılığını alacaksınız. Dolayısıyla tek bir hedef vardır. Müslim olarak ölmek. Allah'ın rızasını kazanmış bir Müslim olarak ölmek ki Bakara suresinde İbrahim aleyhisselam, Yakup aleyhisselam bu şekilde ölmek için dua ediyorlar. Çocuklarına bunu öğretiyorlar. Bir diğer şey duygu kontrolü sağlar. Mesela bugün belki de psikiyatrların, psikologların en yoğun dönemleri. Çünkü herkes depresyondayım diyen soluğu bir psikologda, psikiyatrda alıyor. Ve işte onların verdiği bir takım ilaçlarla da ya ilaçla böyle bir şey düzelir mi? Yani bu bir insanın bunu düşünmesi bile olacak bir şey değil. Halbuki bir Müslim için ben depresyondayım demek kadar anlamsız bir şey olamaz. Bir insan, bir Müslüman, Müslim nasıl depresyona girer? Allah'a güvenen, ondan korkan, onun emrinden çıkmayan ve yanlış yasaklarından kaçınan bir insan, başına gelen şeylere sadece bu Allah'ın bir imtihanıdır deyip geçer. Yani üzerinde durmaz ki. Mümin, Müslim dediğimiz kişi yaşadığı şeyleri arkasında bırakmış olan kişidir. Asla dönüp arkaya bakmaz. Daima ileriye, ben son nefesimi bu şekilde böyle Müslim vermeliyim hedefiyle bakan insana Müslim denir. İşte İslam hayatınıza bunu katacak. Yani bu ölçüleri bu şekilde belirlemiş, hedefinizi böyle koymuş olacaksınız. Duygularınızı bu şekilde kontrol altına almış olacaksınız. Bir tanıdık söyledin de aklıma geldi. Bir tanıdık gelmişti bana. Belki bir sene olmuş olabilir. Diyor ben artık öyle şey yap ki evli, çoluğu, çocuğu falan var. Yani az önce sen dediğin gibi artık hayattan tamamen şey yapmış. Ya intiharı düşünüyorum falan. Böyle birkaç kere. İyi dedim, sen al Kur'an-ı Kerim'i, Bakara suresini baştan sona kadar şöyle anlayarak güzel bir şekilde hazmet. Arada sırada gel, ne kadar okudun, ne kadar okudun? En son iki ay önce miydi? Ben iki ay diyelim, belki daha fazla olabilir. Telefon etti. Dedi ki ya benim o bütün şeylerim gitti ve kendimi çok çok iyi hissetmeye başladım. Bırak dedi, ondan hepsi gitti. Çok iyi bir konuma geldiğimi söylüyor. Bu Kur'an'dan mı acaba diyor. Ya neden dedim. Sen bilmiyor musun? Gerçekten de öyle. Yani yeter ki hazmederek, hocamın söylediği gibi üzerinde düşünerek, vakit harcayarak, emek vererek okuyun. Anlamadan olmaz ama anlayacaksın. Anlamadan. Çünkü Allah Kur'an'a şifa diyor. Kur'an her türlü hastalığa şifadır. Çünkü niye? Doktorların çok hoşuma giden bir sözleri var. Diyorlar ki vücudu tedavi eden vücudun kendisidir. İlaç sadece yardımcı olur. O zaman siz Kur'an-ı Kerim uyduğunuz zaman vücut o kadar güçlü hale gelir ki sizin bütün hastalıklarınızı tedavi eder. Ne olursa olsun. Kesinlikle öyle. Bütün bu söylediklerimizi, anlattıklarımızı özetleyen, Kur'an'da tabii çok fazla örnek ve ayet bulabiliriz ama Hadid suresinin 20. ayeti ve devamını yine
anlayarak, üzerinde durarak okursak, bütün bu anlattıklarımızı aslında özetleyen, dünya hayatını bize tanımlayan ve ona karşı nasıl davranmamız gerektiğini anlatan ayeti görmüş oluruz. Şöyle buyuruyor Rabbimiz: bilin ki dünya hayatı oyun oynama, oyalanma, süslenme, birbirinize karşı övünme, daha çok mal ve evlat sahibi olma yarışından ibarettir. Ya bakın, bu zaten dünyanın içerisinde bunlarla uğraşacaksınız. Önemli olan bu konuyu Allah'ın istediği şekilde yönetebilmek. Sonra buyuruyor ki, bu bir yağmur gibidir ki bitirdiği bitkiler çiftçilerin hoşuna gider. Sonra kurumaya başlar da onları sararmış halde görürsün. Sonunda o bitkiler çer çöpe dönüşür. Ahirette ise hem çetin bir azap hem de Allah'ın bağışlaması ve rızası vardır. Yani yaptığınız her şey çer çöp olmaz. Ahirette mutlaka karşılığını alırsınız. İyi bir karşılık alırsanız, iyi işler yaparsanız Allah'ın mağfireti yanınızda olacaktır. Dünya hayatı aldatıcı bir yararlanma dışında bir şey değildir. İşte dünya hayatını bu şekilde Kur'an'dan öğrendiğiniz zaman, insanı Kur'an'dan öğrendiğiniz zaman ne depresyona kapılırsınız ne sıkıntı çekersiniz. Şöyle devam ediyor Rabbimiz: siz Rabbiniz tarafından bağışlanmak ve genişliği göklerle yerin genişliği kadar olan cenneti elde etmek için yarışın. Bakın, işte bu da hedef. Allah Teala hedefinizi de gösterdi mi? Orası Allah'a ve elçilerine inanıp güvenenler için hazırlanmıştır. İşte bu Allah'ın lütfudur. Onu gereğini yapanlara verecektir. Allah büyük lütuf sahibidir. Yeryüzünde veya kendinizde meydana gelen her şeyin biz onu ayrı bir varlık olarak yaratmadan önce mutlaka yazılı bir kaydı tutulur. Bu Allah için kolaydır. Bu elinizden kaçan şey için dertlenmemeniz ve Allah'ın verdiği şeyle de şımarmamanız içindir. Allah kendini beğenen ve övünüp duran hiç kimseyi sevmez. Bakın, sadece 2-3 ayetle Allah-u Teala benim saatlerdir hocamla beraber bir saattir anlattığımız şeyi burada özetledi, tanımladı. Yani dünya hayatı bu. Siz eğer elinizden kaçan şeye üzülmeye kalkarsanız bunun altından, arkasından çıkış yok. Bunu Allah'ın size verdiği ve kayda geçtiği bir imtihan olarak görmek zorundasınız. Yine Ankebut suresinde Allah-u Teala yeryüzünde hayatı, işte ölümü ve hayatı yarattığını söyledikten sonra kendi yarattığı yeryüzü için diyor ki o geçici bir yerdir. Asıl hayat, gerçek hayat Allah'ın ahiret yurdudur buyuruyor. Gerçek hayat ahirettir. O yüzden burayı hayat olarak değil, burayı geçici olarak görmek, gerçek hayata bir hazırlık olarak görmek ve Allah'ın koyduğu ölçüler içerisinde yaşamak zorundayız. Bu son cümlesi çok önemli Erdem Bey'in, Allah'ın koyduğu ölçüler. Şimdi bugün İslam aleminin Kur'an'dan haberi yok. Hocaların da haberi yok. Yani benim de haberim yok. Ben de bir şey biliyorum zannediyordum. Her zaman işte geldik, bizi 26 yaşında fetvanın başına getirdiler. Şimdi onu hatırlayınca böyle gülüyorum, lan ben bir şey bilmiyormuşum, burada ne işim varmış ki? Şimdi Kur'an-ı Kerim'le karşılaştırınca tamam, peki burada ne yapabilir? Bugün Avrupa'da, Amerika'da, dünyanın her yerinde olan insanlara Kur'an ulaşmadıysa ne yapacaklar? Bakın Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'in 46. suresi olan Ahkaf suresinde şöyle diyor: Rabbim Allah'tır diyen, bunu herkes der. Hiç kimsenin bir problemi yok dünyada. Kendi gözlemleriyle, tabiatı gözlemleyerek şey yapar. Sonra da doğru olan. Doğru neye göre doğru? Fıtratına göre ve tabiatta öğren. Çünkü kendi Allah'ın ayetidir. Tabiatta olan her şey de Allah'ın ayetidir. Kur'an-ı Kerim gibi. Ona göre bakıyor, bildiği doğrulara göre hareket ediyor. Onların üzerinde de korku ve üzüntü olmaz. Tamam. Allah'a inanıyor, güveniyor. Bildiği doğrulara göre hareket ediyor. Başkasına değil. Bugün İslam alemi de öyle. Bildiği doğruları doğru zannediyorsa Allah-u Teala kimseye gücünün yetmediğinden sorumlu tutmaz. Ondan sonra diyor ki işte onlar cennetliktir. Cennet ashabıdır. Cennetin halkıdır diyor. Sürekli orada kalacaklar. Yaptıkları işe karşılık. Bak dikkat ederseniz Kur'an'a uyan falan diyor. Çünkü bu evrensel bir mesaj verdi Allah burada. Az önce senin son cümlenin Kur'an-ı Kerim tarafından şey. Dolayısıyla biz gerçekten İslam'ı çok doğru anlayıp doğru yaşamalı. Tüm insanlığa bugünün imkanlarını da en iyi şekilde kullanarak doğru bir şekilde ulaştırmalıyız. Onlar inanır inanmaz, kabul eder etmez, o bizi ilgilendirmez.
Bizi ilgilendiren sadece doğruları anlatmaktır. Onlar da bunu kavrayacaklardır, anlayacaklardır. Kabul edip etmemek tamamen kendilerine ait bir karardır. Allah-u Teala bu görevimizi ve bütün görevlerimizi tam olarak yapmayı, kendisine tam teslim olarak yaşamayı hepimize nasip etsin. Allah hepinizden razı olsun.